Merhaba değerli takipçiler. Bugünkü videoda silecek değiştireceğim ama tek parçası geldi, ikinci parçası gelmedi. Şoför tarafının 55 santim olan kısmı geldi. Diğer tarafı artık yarın gelecek sanırım. Bunu değiştireceğim. Yarın diğeri geldiğinde yarın da diğerini takacağım. Aynı videoda birleştirerek sizlere sunacağım. Silbak markayı tercih ettim bu sefer. Silbak tamamen yerli bir ürün ve yorumlarını okudum. Belki siz de karşılaşmış, belki deneyimlemişsinizdir. Kullanıp da yorumlarınız varsa aşağıda yorumlar kısmında belirtirseniz çok memnun olurum. Ben ilk defa kullanacağım. Şimdiye kadar genellikle ya en ucuz marka, en ucuz bulabildiğim muz tipi olsun, telli olsun sileceği tercih ettim. Ya da iyi olarak düşündüğüm için Bosch Eco serisini tercih etmiştim. Bu sefer böyle bir değişiklik yaptım. Yorumları da oldukça güzel de okuduğum kadarıyla. Alıp denemek istedim. Çok pahalı da değildi işin doğrusu. Yani 18 lira kargo dahildi şu gördüğümüz 55 santimlik silecek. Bir de şöyle bir çılgınlık yapmayı denedim. Bu muz tipi silecek. Şoför tarafına muz tipi silecek aldım. Yolcu tarafına ise bu tarafa 45 santim şu anda takılı. 48 santimlik olandan hibrit seçenekli bir Silbak markası vardı yine. Yani Silbak'ın hibrit modeli. Nasıl bir şey bilmiyorum. Biraz daha böyle üstü kapalı plastikle kaplı gibi bir şeydi. Güzel görüntüsü vardı. İkisini de deneyimlemek istedim. Bu ucuzdu. Hibrit daha pahalıydı. Hibrit yanlış hatırlamıyorsam 36 lira mıydı? Neydi kargo dahil ya da 40 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Yani eğer ikisinden de memnun kalırsam bir sonraki sefer silecek alacağım zaman muz tipine yani ucuz olanı alacağım. Eğer sadece hibrit olandan memnun kalırsam bir dahaki sefer ikisini de hibrit alacağım. Veyahut da bu muz tipi bozulduğu zaman şoför tarafını da yine hibrit olan seçenekliyle değiştireceğim. Ve o şekilde kullanacağım diye düşündüm. Silecek artık yani bayağı bir sıkıntı oldu. Şöyle bir göstereyim size. Şu ışığı buraya bir koyayım. Bakın sağ tarafı bir takip edin. Kontağı açmam gerekecek. Görünecek mi bilmiyorum. Bakalım. Yani sileceğin lastiği tamamen kopuk durumda. Bir daha çalıştırayım. Sanırım şimdi göründü. Bakın lastik sonradan geliyor. Yani tamamen kopmuş durumda. Şu tarafı hiç silmediğini görüyorsunuz. Yani şoför tarafı da artık hiç temizlemiyor. Berbat bir duruma geldi zaten. Yakın zamanda da bayağı bir uzun yol yaptım ve çok zorluk çıkardı bana. Yağışa falan yakalandık. Bundan dolayı artık bir silecek değişikliği de zaruri hale gelmişti. Değiştirelim bakalım nasıl olacak. Şöyle bir su püskürteyim. Hem de bu videoda aynı zamanda başlıkta da eklediğim gibi bu silecek fıskiyelerini değiştirmiştim daha önce. Şu anda sağ üst köşede ve açıklamada yine ikinci sıradaki linkte bulabileceksiniz. Bu püskürtmeli su fıskiyesinin yani silecek memesi deniyor. Bunun nozzle'ın nasıl çalıştığını da görmüş olun. İlk taktığımda böyle çok beğenememiştim ama sonradan gittikçe açıldı bu. Daha iyi bir silme, daha iyi bir püskürtme sağlamaya başladı. Yani o videoda biraz sanki zayıf kalmış gibi göründü. Sonrasında baktım gittikçe açılınca böyle bir videoda ihtiyaç vardı. Yorumlarında da hep belirtiyordum aslında sonradan daha iyi oldu diye. Şimdi bir bakın hep beraber görelim. Yani bildiğiniz camın her tarafını yayarak böyle püskürtüyor. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bakın şöyle. Yani şuradan şöyle bir aralık V şeklinde. Arasını komple suluyor. Bakın hatta şurada şöyle görünebiliyor aslında ne kadar püskürttüğü. Bu tarafta da gayet güzel oldu. Yani o nozzle'dan çok memnunum. Bunu da bu videoda belirtmiş olalım. Şu anda tam istediğim gibi oldu silecek. Şoför tarafım oldukça iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Şu an temizlemediği hiçbir yer kalmadı. Montajına bir tekrar söküp tekrar göstereyim size nasıl yapıldığını. Şöyle göstereyim. Şöyle bu hafiften açıkken, böyle yandan da göstereyim. Şöyle çok hafif açıkken, şuradaki aradan
Şöyle tam görelim. Şuradaki aradan kancayı geçiriyoruz. Şöyle son kliki aldıktan sonra zaten kolayca çıkmıyor. Bıraktığımızda tam olarak camı öpmüş oluyor her tarafı. Şöyle buradan da bir kontrol edersiniz. Her yerinin eşit basıp basmadığını. Şu an çok güzel oldu. Çok memnun kaldım. Beğendim. Bakalım ne kadar dayanacak. Diğer tarafın hibritini de takalım. Yarın geldiğinde takacağım. Bu videonun devamında hemen onu izliyor olacaksınız. Evet, hibrit olarak geçen ikinci sileceğim. 48 santimetre olan yolcu tarafı sileceği de geldi. Yanında da şöyle güzel bir kokulu hediye göndermişler. Emoji şeklinde. Firmaya teşekkür ediyorum. Sil bakın, hibrit modeli diye geçiyor bu. Dün taktığımız, yani videonun başında izlediğiniz silecek muz tipiydi. Bu hibrit. Şimdi bunun montajını yapalım. Evet, şöyle çalışmasını bir görelim. Yani harika. Tertemiz oldu. Tabii en dandik markayı bile takınca, ilk taktığınızda, yeni takınca böyle güzel temizliyor. Şimdi bizim burada esas ölçeceğimiz şey bunların dayanıklılık süresi, dayanma süresi. Ne kadar süre dayanacak? Birinci önemli kriterimiz bu olacak. İkincisi, hangisi daha uzun süre dayanacak? Hibrit olan model mi? Bakın şöyle bir de görüntüsüne çok beğendim ben bu hibritini. Odaklayabilirsek. Şöyle kapalı gibi duruyor. Bir de şu tarafı göstereyim, aradaki farkı görün. Yani bu gerçekten muz tipine göre çok daha şık görüntüsü var bir kere. Yani görüntüden de öte. Güzel temizliyor, evet. Harika. Muz tipi de güzel temizliyor. Benim için görüntü hiç önemli değil. Yani varsın çirkin görünsün ama güzel temizlesin camımı. Ve uzun ömürlü olsun, dayanıklı olsun. Benim beklentim bu silecek lastiğinden. Şimdi bu videonun altına, açıklama kısmına her ay bir kez güncelleme yapacağım. Silecekler şu durumda, silecekler şu durumda gibisinden. Eğer takip etmek isterseniz, sileceğin ne kadar dayandığını görmek isterseniz, siz de videoyu kaydedip arada bir ziyaret edip açıklama kısmına bakabilirsiniz. Silecek değişimi bu şekilde. Umarım uzun süre dayanır. Umarım sizin de işinizi görür. Ürün linklerini bulabilirsem açıklama kısmına ekleyeceğim. Bulamazsam artık siz kendiniz bulursunuz. Yani marka Silbak, yerli marka. Şoför tarafı 55 santim. Honda Civic VTEC 2 için söylüyorum. 2001-2006 model arası olan kasa için. Şoför tarafı 55 santim. Yolcu tarafı 48 santim. Yani normalde 47,5 diye geçiyor katalogda vesaire. Ama 48 santim, yani 47,5 diye bir ölçü yok piyasada. 45 de takabilirsiniz. Benim önceki sileceğim 45'ti. Şöyle birazcık daha bakın, dışarıya doğru siliyor şöyle 48 olduğu zaman. Video bu kadar. Beğendiyseniz bir like atmayı ihmal etmeyin. Desteğinizi gösterin lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.